Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nahl suresini okumaya devam ediyoruz ve 20. ayet-i kerimeye geldik Rabbimizin izniyle. Allah -u Teala buraya kadar özellikle 18. ayet-i kerimeye kadar özellikle verdiği nimetleri tek tek saydı ve bunlardan bazılarını bize sundu ve ardından 18. ayette de Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız onu sayamazsınız dedi. Ve bununla beraber Allah gafur ve rahimdir. Kendisine dönenlerin, tövbe edenlerin tövbesini kabul edecek şirkten imana doğru dönüş yapanları bu dönüşlerini Allahu Teala merhametiyle karşılayacak. Sonu cennet olan bir yola girecekler. Yeter ki Allah'ın nimet verici olduğunu bilsinler. Nimetleri Allah'tan bilsinler. Nimeti Allah'ın istediği gibi kullansınlar ve bunu gereği bir şükür ile Allah'tan gelen bilgiyi hayatlarına koyup peygamberin istediği bir hayatı fiillerinde, gönüllerinde ortaya koyusunlar. Çünkü Allah ortaya çıkanları da bilir, yani eylemleri de bilir. Kalplerdeki niyetleri, hedefleri hepsini bilmektedir. Vallahu yalemu ma tusirrune ve ma Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Yani tövbe etmek isteyen, imana dönmek isteyen ve bu yolda samimi bir şekilde yürümek isteyenlerin yüreklerindeki tavırları da bilir. Ortaya koymaya çabaladıkları gayret ettikleri amellerini de bilir. Öte yandan şirk ile yollarına devam etmek isteyen, içlerinde bir inat, bir kibir barındıranların da Allahu Teala her halini bilir. Bilgi Allah'ın elindedir. Dolayısıyla Rab odur. Fakat 20. ayet وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Daha evvel de ifade edilen, yani 17. ayette ifade edildiği gibi Allahu Teala sormuş 17. ayette. Efemen yahluku kemen la yahluku. Efela tezekkurun. Şu halde yaradan yaradamayan gibi olur mu? Artık hiç düşünmez misiniz dedi. Yani insanlar biliyorsunuz ki ya putlara taştan, odundan, demirden kendi ürettikleri, imal ettikleri bir takım figürlere, sembollere taparlar, onu kutsallaştırırlar. Ya da onun ardında aslında bir takım manalara, kavramlara, düşüncelere, felsefelere ve aynı zaman onu dile getiren, somutlaştıran sözcülerine yani liderlere, tağutlara, azgınlara, kanaat önderlerine, büyüklere, ideologlara bir bakma aslında taparlar. Yıldızlar, güneş, ay vesaire bunlara tapınmalar ya da başkaca tabi varlıklara tapınırken de aslında yaptıkları budur. Ama çoğu kez ölü ya da diri insanların e, aslında insanlara egemen olduğu bir dünyadır. Yani Allah'ı bırakıp da tapınılan varlıklar çoğu kez böyledir. Ya ölmüşlerdir. Azizler, peygamberler, veliler, iyi kötü insanlar, geçmiş atalar bunlara insanlar tapar. Ya da hayatta olan yine aynı tür kimseleri tanrılaştırırlar. Allah yerine koyarlar. Ama Allahu Teala soruyordu. Yani bunlar bu sizin peşi sıra gittiğiniz, sözünü dinlediğiniz, hayat programınızın başına koyduğunuz kimseler yaradan Allah gibi değil. Düşünmüyor musunuz demişti. Şimdi de 20. ayette وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِيلَ Allah'ın dununda Allah'tan başka olarak Allah'tan az seviyede ama Allah gibi tutarak Allah'ın bir takım isim sıfatlarını onlarda görmeye çalıştığınız kulluğun belli bölümlerini onlara doğru yönlendirdiğiniz yani ekonomik anlamda ama siyasi anlamda e, tanılaştırdığınız varlıklar var ya ve ledini yetğüne davet ettiğiniz dua ettiğiniz ibadet ettiğiniz çağırdığınız yolunu yol bellediğiniz ve böylece kul olduğunuz helalini helal haramını haram diye düşündüğünüz varlıklar çünkü ibadet demek aslında birisinin helal haram belirlemesine evet demektir işte Allah'ın berisinde Allah'tan gayri olarak başkalarını Allah'ın altında hani Allah'ı da kabul ederek belki ama onunla birlikte yalvalıp yakardığınız, kulluk yapıp ibadet ettiğiniz kimseler onlar la yahlukune şeyen yani hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü vahum yuhlagun onlar yaratılmışlardır. Yani kendileri yaratılmış olan, kendileri üretilmiş, bir dünyada yaşamak durumunda olan, bu nimetleri kullanmak durumunda olan varlıklar kendilerinin de yaratmadığı bu hayat üzerinde nasıl söz sahibi olabilirler? Dağlar onların değil, nehirler onların değil. Bulutlar onların, denizler onların değil. Zaman onların değil, mekan onların değil. Güneş, ay, yıldızlar onlara ait değil. Bu atlar ya da hayvanlar, diğer işte develer, koyunlar, sığırlar Hiçbirisi onlara ait değil. Onlardan hiçbirisinin bir bölümünü, bir tırnağını bile yaratmadılar. Kaldı ki kendileri de yaratılmışlar. Bu varlıklar nasıl da Tanrı olabilir? Hayat üzerinde etkin ve egemen olabilirler. Yaradan Allah bilginin de sahibidir. Yaradan, nimetler sunan, bilgiyi de elinde tutan ancak Allah'tır. Ve Rab olmak ancak onun şanıdır. Bununla beraber yaratmayan, bilgiye de sahip olmayan, nimetler de vermeyen ve bir gün bizi hesaba çekip sorgulayamayacak durumda olan bu varlıklar nasıl Tanrı haline gelebilir, Tanrı yerine konulabilir ki? Şimdi Allah'ın dışında yalvarıp yakarılan kimler olursa olsun ister nesneler, ister işgüya işte melekler Allah'ın kızlarıdır, İsa Allah'ın oğludur, Uzeyr Allah'ın oğludur işte diyenler ya da papazlarını, hahamlarını, din adamlarını, Rabler ittihaz edenler, onların emir ve yasaklarını kendileri için bir yol haline getirenler, siyasi önderlerini, ekonomik liderlerini ya da eğlence tanrılarını ya da sağlık sektörünün tanrılarını kendileri için yol yordam koyucu olarak görenler, bilenler, bilsinler ve düşünsünler, bir anlasınlar ki bunlar e, bunların hepsi yaratılmıştır. Ve yaratılmış olan ve hiçbir şey yaratamayanlar, bir şey yaratmaya güçleri de bir imkan oluşturmaya güçleri yetmeyenler e, tane olamaz, söz sahibi olamaz. Bu onların birinci özelliğidir. 20. ayet onların durumunu ifade ediyor. La yahlukuna şeyen ve hum diyerek Allahu Teala onları anlattı. 21. ayette ise Allahu Teala onlarla ilgili bir başka bilgi veriyor bize. Envatun gayru ahya. Onlar diri olmayan cansız varlıklardır. Ölüdürler ve diri de değildirler. Yani ölüdür, ölümlüdür, diri değiller, dirilemezler, diriltemezlerdi. De. Bir başkasını diriltmeye güçleri yetmez. Hayatın canlılığını sağlayamazlar. Toprağa suyu veren Allahu Teala'dır. Varlığı başlatan ol diyen odur. Bunlar kendileri ölüdür. Dolayısıyla bir başkası için bir dirlik sunamazlar. Kendileri ölmeye mahkum olan varlıklardır. Zaten putlar hakkında bu çok rahat anlaşılacaktır. Putlar çünkü taştan, odundan, bir takım şeylerden yapılmışlardır ve cansızdırlar. Yani bir şey ifade etmezler. Kim başkaları tarafından imal edildiler. Ortaya konuldular. Nasıl başkalarının hayatı için bir, bir, dirilik, bir canlılık sunabilsinler? Dolayısıyla birinci özellikleri nasıl ki yaratılmışlardır ve bir şey yaratamazlar. Bir başka özellikleri ölüdürler ve ölmek üzere bir hayat içinde yaşıyorlardır yaşayanları da. İşte melekler Allah'ın kızlarıdır dedilerse de melekler ölümlüdürler. Ya da insanlar hem de hem de kabirlerine varılıp kendileri etrafında Kulluk yapmaya çalışılan kimseler var bir de. Ölmüş. Kendisine bir hayrı yok. Artık gitti, toprak oldu. Ve bu adama tapıyor hala. Bu adamın sözünü konuşuyor. Bu adam üzerinden bir hayat yaşamaya çalışıyor. O bunu isterdi ki diyor. Ölmüşler üzerinden bu diri dünya için bir hayat programı oluşturmaya çalışıyor. O bunu isterdi. Oysa ölüdürler ve dirilme durumları da söz yok. Diri olma imkanları da söz konusu değil. Diriltme imkanları da söz konusu değil. Hatta ve ma yeş'urûne eyyâne yubasun ne zaman dirileceklerinin de şuuruna varamazlar. Oysa Allah ya da Rabli iddiasında bulunan birisi aynı zamanda kullarının ibadetlerini bilecek, kullarının ibadetlerinin farkında olacak ve onları ödüllendirecek ya da cezalandıracak. Yapmasını istediği şey yapmadığında kulları onları cezalandıracak. Yapmasını istediği şeyler yaptıklarında mükafatlandıracak gibi ya da tersi yapmayın dedikleri konusunda da itaat edenlere ödül, itaat etmeyen ona rağmen hala yanlış yapanları da cezalandırabilecek. Kaldı ki bu ancak Allah'a ait bir durumdur. Dolayısıyla anlıyoruz Ölümden sonra mutlaka dirilecek bir hayat var. Allahu Teala bunu vurguluyor. Ve ibadetlerin karşılığı ne olmalı? Bunu insanlara Rabbimiz ifade ediyor. Sizler bir takım beklentiler, dünya menfaatleri adına bu insanların çevresine kümeleniyorsunuz. Bu cansızların etrafına toparlanıyorsunuz. Yaradılmış olan ve yaradamayanlarla bir beklenti içindesiniz. Sırf küçük menfaatlerinizi sürdürebilmek adına ya da onlardan bir şeref, bir güç, onlarla bir tılsım oluşturmaya çalışıyorsunuz kendi hayatınız için. Bunların hiçbir getirisi yoksin hayatınıza. Yarın kıyamet gününde de zaten hiçbir şey veremeyecekler. Bunlar adına da bir diriliş. Bak, siz bir gün öleceksiniz, ben sizi mükafatlandıracağım diyebilecek güçleri de yok. Çünkü ne zaman dirileceklerini bilmiyorlar. Hem kendileri hem de tapanlar adına bir bilgisizlik içindedirler denilebileceğini zannediyorum. Allah'ın izniyle. Rabbim muhafaza buyursun yanlış cümleler kurmaktan da doğruyu ifade etmeyi hepinize ihsan etsin inşallah. Allahu Teala kendisinden başkasına kulluk yapılanlarla ilgili bilgi vermeye devam ediyor. Nahl suresine devam edelim inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.